Bir sorum daha olacak size. Evet Ahmet Beyciğim, şimdi Harput'ta kuyumculuk sanatı çok zirve bir sanat. Evet. Bakırcılık ve kuyumculuk zirve bir sanat. Evet. Kuyumcu Astor Efendi de Telkari'nin yani artık zirve bir sanatçısı. Gümüş ve altın eritilip haddeden geçirdikten sonra... O haddeyi de bir tarif edersek... Evet. Şimdi efendim hadde çelik bir lamadır. Onun üzerinde çeşitli çaplarda delikler vardır. Evet. Bu diyelim ki bir milim kalınlığında dökülmüş bir altın teli önce bir milimden geçirirler. O metrelerce uzanır. Evet. Sonra onu böyle rulo haline getirip ısıtıp yani akor hale getirdikten sonra ısıtırlar. Ve onu ispirtoya atarlar. O yumuşar. Evet. Ondan sonra daha küçük bir delikten geçirirler, çelik delikten. Bu sefer diyelim ki 5 metrelik tel 10 metreye çıkar. Öyle olur ki o 10 metrelik tel 100-150 metre uzar. Buna haddeden geçirme evet, derler. Evet. Hani Nedim şeyde padişahı ziyaret ederken padişah Nedim'e bir mey sunuyor. Evet. Böyle ayağını yavaş yavaş basarak getiriyor ki mey kenara dökülmesin tabağa. O zaman Nedim diyor ya haddeden geçmiş nezaket, evet, yağlı bal olmuş sana. Evet, güzel. Yani o ince şeyden geçmiş diye. Geçmiş evet, bir ahlak. Evet hocam unutmadan şunu da soralım. Şimdi evet, bu haddeden bahsetmişken ben tabii ki kimya alanında da eğitim almıştım. Evet. Özellikle altının fiziksel, kimyasal özelliklerini bilirim, atom yapısını bilirim ama bunu sizin yazınızı okuduktan sonra öğrendim. Bu bizim az önce bahsettiğimiz Astor Efendi, Abdurrahman, Kalaycı Abdurrahman'a davet edip işini gösterdiği zaman orada bir şeyler anlatıyor. Diyor ki altın işlenirken diyor, haddeden geçirilirken diyor, o haddeyi işleyen kişi eğer soğan ya da sarımsak yemişse bu nefesi altının içerisine işler ve bu koku bir daha gitmez diye ifade etmişsiniz. Biraz da bundan bahsedelim. Ahmet Bey, bu da çok önemli bir tabii kültür, yani sanat kültürü. Altın çok haysiyetli ve asil bir madde. Evet. Cennetten geldiği söylenir. Ve kaynatıldığı zaman altın, yanında bulunan insan eğer soğan veya sarımsak yemişse o dökünden sonra işlenmesi mümkün değil. Evet. Böyle balık sırtı sertleşir ve çatlar. Evet. Onu tekrar yumuşak hale getirmek için tekrar kaynatmak, en az 5 dakika kaynatmak ve sonra tekrar ispirtonun içine atmak gerekir. Aksi halde o yani sanatkarın yanında bulunan insanın ağız kokusunu taşır. Evet. Mesela diyelim ki bir bilezik veya yüzüğü parmağında bir müddet taşımış bir adam, o adamın teri altına geçer. Siz onu bir köpeğe koklattığınız zaman o yüzüğün veya bileziğin kime ait olduğunu köpek çok rahatla söyler. Evet. Der ki bu bunun. Evet. Onun yanına evet, gider. Yani altın böyle bir özelliğe özel sahipmiş madde. Hocam